Ben de böyle bir şey var ya. Selamünaleyküm, kuşacağım yası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Timur kankamla oturuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Adam yorulmuş ama bugün bayağı bir çalışmış. Ya, biz tabi cumartesi pazar yattığımız için sıkıntı yok. Uçum kümesindeyiz bugün. Şöyle bir yavruları ben kaldırdım, tektim. İki defa kaldırdım. Bayağı bir yavru var burada. Yavuz abinin getirdiği yavrular var. Şurada böyle kafası cici baş, bir tane dumanlı mavi gibi, kuyruğu yine şeyli beyaz. Şurada bir tane daha aynı şekilde. Bu da bunlar kardeş mi Timur bunlar? Aynı. Bir altı. Aynı şey değil mi? Hayranlarımız geliyor. Evet arkadaşlar. Bayağı bir doldu. Bugün size bir tane sürprizim var. Yeni kümesimiz geldi. Timur yeni kümesi bitirdi. Daha içinin işte durumları falan var. Ama şöyle en azından kümesi çekeyim. Şöyle alt taraftan da bir havalandırma yaptık. Yukarıdan da yukarı içerisine işte sandviç panel koydu. Bu tarafta da aynı şekilde. Şimdi içerisine sadece kasa falan dizilecek. Ondan sonra bu kuşta buradaki uçum yaptığımız kuşları da oraya alacağız inşallah. Şöyle bayağı da güzel bir kümesi oldu. Şu bozdumanlar yeni geldi arkadaşlar. Gerçi burada bayağı yeni kuş var. Bozdumanlar yeni geldi. Ondan sonra o bozdumanlı dişiyi uçuracağız. Ondan sonra bakayım burada başka yeni gelenlerden. Şu çakmaklı yeni geldi. Hatta geçen biz bunu kaçmıştı buradan. 2 gün oldu geleli. 2. gün kaçtı. Bir gün dışarıda kaldı. Sonra geri geldi arkadaşlar. İyi, fena değil yani. Yani en azından bir yere teslim olmadan yerine geldi. Bu kuş. Bahsettiğim kuş bu kuş arkadaşlar. Fena da değil. De kanatlarının herhalde kanatlarının baş teli yok. Ki kanatların altında boya var herhalde Timur onun. Hayır, anlamadım dedim ya. Onun altında boya olabilir. Kan gibi değildi çünkü. Ama onun baş teli yok ha. Ama seri hayvan. Ya. Bir şey söyleyeyim mi? Seri hayvan. Satan kişi kendisi bir bakıyor bir yavrusuna. Yani. Bunun bir kardeşi de başka bir tane işte tanıdık mı diyeyim. FaceTime arkadaş mı diyeyim. Öyle bir şey yani. O şekilde aldık. Ondan sonra ondan beraber şu kapıdan içeri giren bir tane dumanlı kirli geldi. Dediğim gibi oradaki yavrular var. Kendi yavrularımız var. Burada işte çıkanlar falan var. Durumlar böyle arkadaşlar. İşte bunları inşallah bir iki ay kovalayacağız. Ona göre işimize yarayana bırakacağız. Yaramayana Timur göndermez de ben gönderirim. Ben gönderirim. Ben bir şekilde bu şekilde toparlayacağız ortalığı. Durumlar böyle. Uçum kümesinde bayağı da bir kuş var. O tarafta yine bayağı bir kuş var. Bu tarafta da yine bayağı bir arttı. Ama temizlik yapacağız ya bu şeyde. Yani damızlığımızda burada da bir damızlık yeri yapacağız. Hem burada yavru alınacak hem de orada yavru alınacak. Hem kümeslerde fazla kalabalık olmayacak. Bunu da uçum kümesi olarak kullanacağız arkadaşlar. Çok da büyük kümes oldu. Yani neredeyse şunun neredeyse değil iki katı. Tam iki katı yani. Her şeyle iki katı. Öyle değil mi? Güzel bu kümesi oldu. Hani yükseklik aynı, en olarak iki katı. En olarak iki katı değil mi? Aha. Kuşlar böyle arkadaşlar. Durumlar böyle. İnşallah güzel. Ya şu boz dumanları şey yapamadık ya. Oynamadı ya bu boz dumanlar. Vallahi adam geç çekiliyor. Biz ne kadar geç çekiliyor bilmiyoruz artık. Gel. Adam gerçekten bunun yavrusu almış. Kaç tane burada onlardan var? Bir tane orada var. Bir tane orada var. Üç tane onlardan. Bir tane sen birine hediye ettin. Bir tane ben işte geçenlerde bir arkadaş çocuklara hediye ettim. 4. Bir Gültekin neyle beraber? Ya Gültekin diye Ferhat diye bir arkadaş vardı. Arkadaşlar onunla videosunu çekmiştik. Ona bir tane hediye ettim. Bu da fena ha. Onun baş direkleri yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kuşu mavi yavruya girelim kanka. Girelim.
Vallahi girelim. Onları o tarafa al, mavi yavruya gir. Şu yamukluğu bir alsaydık. Onu alırız ya. Onu alırız. Sen bir kasaları masaları bir toplayalım da. Ondan sonra ona gireriz. Bakalım arkadaşlar, yavruları ufak ufak havaya verdik. Şu an hedefimiz zaten yavru uçumunda kuşların yerine sağ salim şekilde inmesi. Sağa sola atmadan indirebilmek. En büyük hedefiniz ilk uçuşta bu olması lazım. Yoksa çatıya konarsa, çatıda kalmaya alışırsa sonra geceye kadar bekletir sizi. O yüzden de ilk hedefiniz bu olacak. Bu şekilde kuşlarınızı eğitim vereceksiniz, terbiye vereceksiniz. Bu da nasıl olur? Bir, elinizde muhakkak kuş yavrular uçarken elinizde bir kuş bulundurun ki hayvanlar bir yere atmaya çalışırken elinizdeki kuşu hemen yere salın. Yani pırıltı verin bir bakıma, hemen o kuşu indirin yere. Bu sayede kuşlarınız başka yere konmadan hemen kendi yerine indirebilirsiniz. Bunu zaten her seferinde böyle yapın. En sonunda kuş zaten buna alışacaktır. İkinci olay, kuş aç olması lazım. Kümesinizde yem bulundurmayın. Kuşlarınız her zaman aç uçurun. Bunları yaparsanız arkadaşlar illaki bu işten verim alacaksınız. Özellikle genç arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Bu zamanlar, tüy zamanları, kesinlikle kümesinize başka kuşlar sokmayın. Kuşlar, o getirdiğiniz kuş hasta olmayabilir ama her kümesin kendine göre bir hastalığı, mikrobu var. Belki sizin kuşlarınız o mikroba dayanıklı olmaz. Sizin kuşlarınızı öldürür, o kuş yaşar. Bunu unutmayın. Çok dikkatli olun bu konuda. Uçum kümesimizdeki o hangisiydi? Hangisi? En son giren. Hangisi olduğunu görmez miydi? Boz dumanlı var ya, en son giren boz dumanlı. Vallahi bilmiyorum ki. Ne oldu? O yapacak, takla atacaktı bak şurada kapının ağzına duran. Bazen vuruyorlar ya yuvadan çıkarken ederken. Bir şeyler yapıyorlar. Ha gidiyor, o değil mi? Değil, o yabani miydi ben? Yabani değil abi, yabani olur mu? Arkadaşlar bugün de ne günse, kaçak günü sanki. Çok kaçak var piyasada. Herkes herhalde kuş uçurmuş, çok işte kaçırmış kuşlarını. İnşallah kaçak kuşları sağ salim yuvalarına dönerler. Çünkü emek vermek kolay değil. İnsanlar zamanlarından kısıyorlar, geliyorlar. Burada kuşlarına bakıyorlar. Ve sonra kaçtığı zaman da tabii ki üzüntü yaşıyorlar. Biz de çok yaşadık. Bakın mesela ben yanarım da burada bir tane çift tepe vardı. Buradan nasıl kayboldu o kuş? Hayret verici bir şey. Kayboldu ama neticede. Kayboldu, yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. İnsan üzülüyor işte. Üzülüyor tabii, emek verdi. Emek de vermemiş. Bak karşısına gidiyor, kuş yürüyor. O kuş değil mi? Dediğim sana kuş işte o. Bir tane açık bir kuş uçuyor da bayağıdır. Kaçak bir tane kuş. Her tarafı gezdi ya bugün. O yuvasını arıyor ya. Yani yuvasını arıyor. En sonunda kalktığı yere gider inşallah. Aynen inşallah gider. Yuvasını arıyor belli ki. Şeker gibi bir hayvan. Ya şöyle. Uçak bakma, buradan kalktı direkt, hiç kurye görmedi. Dışarıya yemedi ha. Aynen. Yavuz abi yuvanın içine girdi. Hayvan oradan dışarı fırladı gitti. Ondan sonra hayvan dolaştı oraya gitti, gözden kayboldu, buraya gitti gözden kayboldu. O gün dışarıda kaldı. Bayağı da yüksek uçtu tabii, değil mi? Tabii. O kuş da şuraya gitti tekrardan. Ondan sonra işte hayvan ertesi gün yine piyasada yok. Sabahleyin ben kalktım gerçi. Bir kuş geldi yine, buralarda uçuyordu. Sonradan yine bu bahsi gitti, kayboldu. Sonra işe gittim ben. Ondan sonra Yavuz abi geldim, indirmiş deprem olduğu gün. Depremin olduğu ya gün. Ya abi kuşun eğer ki damarı ne bileyim sağlamsa bir şekilde yuvasını bulamadı mı geri geliyor. Yani bence de böyle olması lazım yani. Ne alacak, gidecek sahibine gitse. Bulamadıktan sonra geri gelecek tabii. Ne yapacak tabii başka? Canım. Gidip başka yere teslim olmaktansa girdiği kümese geri gelmesi lazım ya. Ya sadece hayvan şu kümesi. Dediğimiz kuş arkadaşlar bu. Karada güzel bir şey. Aslında fena değil. Yani hayvan çok seri de. Seri de hayvan. Bakmayın sesi biraz kısık. Baş telekleri yok yani hayvanın. Hayvan fırlıyor yani. Bakın. Kafayı da dikiyor. Güzel fırlıyor yani. Biraz daha işte şu baş tehditleri falan gelsin. Uçururuz burada. Ondan sonra deneriz, bakarız ne yapıyor, ne ediyor. Ona göre arkadaşlar yolumuza bakarız. Şimdi uçum kümesimizde durumlar böyle.
Burada da şimdi damızlı kuşlarımızdan da ayıracağız. Şu boz dumanlar bir takım. Ama gerçi dişiyi uçuracağız. Değil mi Timur? Uçuracağız. Dişiyi uçuracağız. Gerisi zaten beyazlar var bir takım. Oradaki karalar var. Bir takım 3. Bir tane miski var kümeste. Onu da buradaki erkeklerden birine erkekle gireriz. Bir mavi var. Onu da şuradaki maviyle kümeste, o gerçi o maviyle gireriz. Bakalım duruma göre arkadaşlar kuşlarımızı eşleyeceğiz. Ayıracağız. Göndereceğiz. Bir şekilde yapacağız yani. Şu yabanların baktığı beyazda da bir hastalık var. Bakalım inşallah düzelir. Niyetimiz o kuyruğunu kestik onun. Bakalım inşallah geçiyor. He? İlacı da yuvaya girdik diyoruz. İlacı da girdik kümese. Bakalım hayırlısıyla düzelirse inşallah. Valla şu yavru da benim çok hoşuma gitti ya. Değil mi? He, çok güzel bir yavru. Hey maşallah sana be. Arkadaşlar durumlar böyle. Herkese iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.